markası. Şu arkamda bir pazarcı abi var. Çok güzel havuç, domates, patates koyma bıçakları satıyor. Biz ne diyeceğiz? Ona mikrofon vereceğiz ve bakacağız işini nasıl yapıyor, ne satıyor, kaça satıyor. Uzaktan benim dikkatimi çekti, el sallıyor. Biz hemen ona gideceğiz. Hep birlikte bakalım abi neler yapıyor. Kahve içen var mı? Beni. Kim istedi galiba? Bak bir bıçak var ablam. Şu düz taraf gençler, şu ileri geri soymasıdır bu. Yeri geldiği zaman şu domatesin kabuğunu soyuyorsun. Aynı şekilde şu lahanaya bıçakla tahtayla uğraşmıyorsun. Abi şunun tutma şekli var mı? Bu sadece yatay olsun abla. Başka bir türlü olmaz. Olay, başka sıkıntı olmaz. Fotoğraf ne yapıştıracaksın oraya? Ne kadar bunlar? Çıktı mı ya? Buraya koy çıktı. Abla bunlar çıkmaz kolay bir yenge. Bunlar böyle çıkıyor. Bunları da aralar. Bir hafta. Teşekkür ederim. Bir de şurada çok bir hafta. Ondan var abi. Var mı? Aynısından var. Tamam. Ama kullanılmıyor. Olay şu. İleri geri fark etmiyor. Bu şekilde doğrayabiliyorsun. Tamam. Şu bıçağın ucunda vidası var. Şöyle yanındaki kulaçık, şu ikisi bir arada oluyor. Bunu şu şekilde kullanacağız. Şöyle hanımefendi bakın, sebzenin tepesini az batıracağım. Havucu sağlam tutuyorum. Şöyle bakın, parmağımı takıp çevireceğim. Bu bıçak keser bakın, siyah turup, kırmızı turup, havuç, patates. Şu uzunlukta bakın, şu şekilde kesiyorum. Şu kadar yeter. Şu parçayı bu şekilde açtım. Şu parçayı alıyorum. Şu taraf size, bu tarafı da bana bakarak şekilde kırıyorum. Havucu size doğru açtığımız zaman şöyle bağlantı şekli şu. Bunu bu şekil filitoz atıp kızartıyorsun. İstersen şu parçayı buradan aldım. Bir de şöyle patatesen olur ya, şu vida girdiği yerde. Üst taraf şöyle takılı kalsın. Bu aşağı doğru kendisi iniyor. Bir de şu parçayla bakın, ikisi bir arada olduğu için havucu şöyle kestikten sonra şöyle garnitür bakın, pilava, çorbaya, bezelyeye, enginarı yanına. Geri kalan parçayı bakın şöyle yarı çapından kesiyorum. Bunlar şöyle tek tek ayrıldı. İster sus yapın, ister şöyle şekilde olur. Şu. Bir de şu yanı var. Salatalık biraz uzun olacak şekilde. Üstten aşağı bakın bu şekilde dilim kestim. Geri geri gidiyorum. Böyle 7-8 tane dilim çıkartıyorum. Yavaş bir şekilde açtım. Bunun ucu bir sonraki dibine bıraktığımız zaman şöyle şekilde olur. Bir sonraki dibine bırakıyorsun. Normal bıçakla bunu baş tarafı şöyle kestim. Kestiğimiz parça bu olur. Bunu da çöpe atmıyorsun. İstediğin incelik, kalıntı siz doğrayacaksın. Olay şu. Bir de şu bıçağı çekmeyeceksin. Şunu parmağını takıp ters çevirmen lazım. Başka türlü bıçak çıkmaz. Bunun görevi bu. Bunda resimleri kullanma talimatı yazıyor. Bir de şöyle bir rendemiz var. Rendenin yaptığı şekil şu. Bakın şurada sadece 3-2-1-3 numarayı aldım. Şöyle kabak, havuç, patates, şöyle kırmızının üzerinde 3 numaranın görevi bu. Şu kestiklerimi birleştirerek ucu aşağı baksın, şöyle tekrar kesersen şöyle makarna şekli keser. Şunu ikiye aldığımız zaman bıçağın azı küçüldü. Patatesi bakın şöyle kestim. Geri gel, yarım tür çeviriyorum. Yön değiştirerek. Peki çevirmesen sürekli ileri itersen şöyle parmak şekli olur. Ama yönü değiştirirsen delikli çıkmaya başlar. Şunu bir numara aldığımız zaman kapandı. Bunu da özellikle bakın soğan için soğanı sulandırmaz. Bir numaranın görevi de soğandır. Bunda da bakın resimleri kullanma talimatı yazar. Şu rendemizdir. Bir de şöyle bir soyacağımız var. Şu soyacak şu gençlik. Sadece yatay tutuyorum bakın, hem ileri hem geri soymasıdır bu. Şu soyma tarafı şöyle bakın lahana için. Bunu bıçakla tahtayla uğraşmanıza gerek yok.
şu düz tarafıyla. Yeri geldiği zaman bak şu biberi bu şekil istesen bu şekilde doğrayabiliyorsun düzüyle. Aynı taraf şu domates ince bir şekilde kabuk soyuyorsun. Düz tarafı. Bir de şu patlıcan olsun, kabak olsun fark et. Şöyle kızartma şekli yapabiliyorsun. İster sarma sarabilirsiniz. Şu dişli tarafı da bakın yukarıdan aşağı çekersen şurası bakın jülyendir. Bunu bıçakla, tahtayla uğraşmana değmez. Bunu bir sefer alacaksın, en az 10 sene kullanma şansınız var. Benden bu kadar. Ne kadar? Dinlediğin için teşekkür ederiz. Ne kadar? Fiyat 15. 15? Evet. Çok ucuz. Çok ucuz, sudan ucuz. Evet. Memnun kalmasan iadesi var. Bunun fiyatı 10 liradır, bunun fiyatı 15 liradır. Şunun fiyatı hanımefendi 10 lira. Üçlü set 35 yaparsa özellik 3, 30 lira olur. Tamam olsun. Evet. Şu soyacaktan hangi renk olsun? Şunlar kırmızı, bu da kırmızı, bu da kırmızı olsun. Üçlü set olsun böyle. Tamam olsun. Memnun kalmazsan geri getirme şansı var hanımefendi. Şöyle buyurun. Canı sağ olsun. Ustacığım bereket versin, iyi günlerde kullanın. Sen de. Çok teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın, çok sağ olun. İsim Bedirhan Bulut. Anadolu yakası tek soyacak şimdi. Enflasyona karşı indirim yapıyorsun. Evet. Yüzde kaç? %10 indirimimiz var. İnsanlar faydalansınlar. Evet. Var mı bir mesaj millete? Herkese selam söylüyoruz.